Restoranlarda yediğinizden farksız olan ve lokum gibi pişmiş antrikotları yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde lokum gibi antrikot pişiriyoruz. Öncelikle dinlendirilmiş pamuk gibi antrikotlarımızın her iki tarafını da zeytinyağı ile yağlıyoruz. Ve sonrasında tane karabiber ve tuzumuzu her iki tarafına değirmende öğütüyoruz. Eğer lokum gibi bir antrikot istiyorsak pişirmeye başlamadan 45 dakika önce buzdolabından çıkarmamız çok önemli. Ve ocağımızın büyük gözünü en yüksek ateşte yakıyoruz. Sonrasında tavamızın 2-3 dakika ısınması için bekliyoruz. Tavamızın istediğimiz ısıya geldiğini anlayabilmek için el testi yapıyoruz. Ortalama 3 dakikamız doldu. Artık elimizle test edebiliriz. 1, 2, 3, 4. Daha fazla tutamadık. Tavamız istediğimiz kıvama gelmiş. Etlerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Etlerimizi artık döküm tavamıza alabiliriz. Sesi duydunuz. Şimdi her iki tarafını da pişiriyor olacağız. Biz etimizi orta iyi pişmiş seviyede istiyoruz. Etimize artı şeklini vermek için 2 dakika pişirdikten sonra yan tarafa tekrar çeviriyoruz. Etimizin mühürlemesi tamamlanmamış olsaydı etimiz tavaya yapışırdı. Ama gördüğünüz gibi tavaya yapışmadı. Şimdi 2 dakikada bu şekilde tekrar mühürlüyoruz. Daha arka tarafı çevirmedik. Çünkü mühürlememiz bitmeden arka tarafı çevirmemeliyiz. Etimizi döküm tavamızı daha önce temas etmediği bir yerine alıyoruz gördüğünüz gibi. Bunu yapmamızın nedeni de diğer tarafta artık eti koyduğumuz için ısı kaybı oldu. Bundan kaynaklı oranın ısınması için diğer tarafını aldık. Şimdi arkasını çeviriyoruz ve 4 dakikada aynı hareketi burada gerçekleştiriyoruz. Etimizin arka tarafının mühürlemesi devam ederken şimdi farklı bir tavaya bolca tereyağı ekliyoruz. Artık lezzetlendirme kısmına geçiyoruz çünkü. Etimize harika aromatik lezzetleri verecek olan taze biberiye, tane kekik ve sarımsaklarımızı ekliyoruz. Tereyağımızı iyice eritiyoruz. Tereyağımız eridikten ve tüm aromaları içine aldıktan sonra etlerimizi üzerine ekliyoruz. Burada etimizin her iki tarafını da birer dakika kadar lezzetlendirerek pişiriyoruz. Etimiz lokum gibi olmasının yanında harika bir lezzete sahip oluyor. Ve etlerimizin her iki tarafı da pişti. Artık servis tabağımıza alabiliriz. Ve etimizin lezzetinin, baharatların aromasının, sarımsakların aromasının geçtiği o harika tereyağına artık ekmeklerimizi bırakabiliriz. Ve ekmeklerimizin her iki tarafını da bu tereyağında kızartıyoruz. Etin yanına gerçekten harika bir eşlikçi oluyor. Artık lokum gibi pişmiş antrikotlarımızla bir doku testi yapabiliriz. Tam istediğimiz gibi orta iyi pişmiş antrikotlarımız gerçekten lokum gibi oldu. Evet arkadaşlar, antrikotlarımız lokum gibi pişti ve gerçekten çok lezzetli oldu. Eşimin ellerine sağlık. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.